Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu videomda fitne kavramı üzerinde duracağım. Bu konuyu da özellikle Abdullah bin Sebe üzerinden anlatacağım. Veya Sebeiye fırkası denir. Bu fırkayla ilgili iddiaların neler olduğunu ortaya koyup somutlaştıracağım ve böylece düşüncelerimi aktaracağım. Konuyu önce fitnenin ne olduğunu ve bu fitne kavramıyla benim burada neyi kastettiğimi ele alacağım. Ondan sonra Abdullah bin Sebe figürünün ne olduğunu gözlerinizin önüne serip acaba gerçekten de yaşanan hadiselerin fitneden mi kaynaklı olup olmadığı konusuna cevap bulmaya çalışacağız. Öncelikle belirtelim ki Müslümanların henüz peygamber döneminden itibaren aralarında çıkan bir takım sorunlar için bazı günah keçileri ilan edilmiştir ve tarihi hadiseler bu günah keçileri üzerinden anlatılmıştır ve genelleştirilmiştir. Dikkat ederseniz mesela Mekke'nin günah keçisi kimdir diye sorarsanız kabaca söylemek gerekirse Ebu Sufyan'dır. Peki Medine'nin günah keçisi kimdir? Hiç tartışmasız Abdullah bin Ubey bin Selül'dür. Medine'deki bütün kötülükler ona fatura edilmiştir. Münafıkların reisidir. 2-300 kişilik adamı varmış. Uhud'da efendim geri çekildiği için ordu bozguna uğramış. Mesela buradaki yenilgi onun üzerine fatura edilmiştir. Halbuki baktığınız zaman Peygamberimize o kadar da düşman değildir. Evet dönek bir karakterdir ki onunla ilgili videom da vardır ama Medine'de birkaç yamukluğu olduğu için bütün fatura onun üzerine kesilmiştir, yıkılmıştır. Mesela bu kadar büyük bir münafıktır ama Mescid-i Dırar olayıyla ilgili iddialar arasında onun adına rastlamazsınız ama her şeyi organize eden budur. Mekke'de de Ebu Sufyan o kadar peygamberimize düşman değildir. Hatta düşmanlığı yoktur bile. Ama bütün fatura Ebu Sufyan'a kesilir. Bakınız böyledir. Peygamberimizden sonra ortaya çıkan bir takım sahabe arasındaki sorunlar ki bu sorunlar isyana dönüşüyor ve sonunda bu isyan darbeye dönüşüyor ve kan akıyor. Hazreti Osman hayatını kaybediyor peşinden. Hazreti Ali döneminde 2-3 tane iç savaş, kanlı iç savaşlar yapılıyor ve bunların da aktörleri sahabe, peygamberimizin dizinin dibinde yetişen insanlar. Öyle sıradan sahabeler, sıradan demeyelim de böyle yani normalde değil en önde gelen insanlar. Hazreti Ali'sinden Hazreti Osman'ına, Hazreti Ayşe'sine kadar bir evin çocukları ve bunlar öldürülmüşler. Şimdi Hazreti Ömer öldürülmüş, Hazreti Osman öldürülmüş, Hazreti Ali öldürülmüş. Ve bu kadar kanlı iç sorunlar çıkmış ortaya. Peki ne oldu acaba Müslümanlara? Hani İslam kardeşliğiydi? Hiçbiri çözmemiş mevzularını, meselelerini ve ciddi ciddi kan akmış. İşte bu izah edilemeyince buna bir günah keçisi bulunması gerekiyordu. Nedir bu günah keçisi de? Önce bir aparat, fitne. Fitneciler Müslümanlar arasında problem çıkardılar. E peki fitneciler o zaman bu fitneci için bir de günah keçisi lazım. Bu da olacaktır. Abdullah bin Sebe. Böylece bu videonun kahramanı olan Abdullah bin Sebe figürü üzerinden Hazreti Osman döneminden itibaren başlayan bir takım talihsiz hadiseler ona fatura edilecek ve onun yaydığı fikirler üzerine isyanın çıktığı ve halifenin öldürüldüğü yorumları yapılacaktır ki bu dönemdeki yaşananlara da el fitnetül kübra denir. Yani büyük fitne. Düşünebiliyor musunuz? Yani Hazreti Osman'ı öldürenler aslında fitnecilermiş. Peki bunların başında kim varmış? Abdullah bin Sebe varmış. Bu nasıl bir adam ki? Mekke'de fitne, Mekke diyebildim özellikle. Medine'de fitne çıkarıyor. Yani Hicaz'da fitne çıkarıyor. Ondan sonra Basra'da, Kufe'de, Şam'da, Mısır'da fitne çıkarıyor ve Müslümanları veya memnuniyetsizleri bir araya topluyor. Sahabe arasında fitne çıkarıyor ve sonunda Hazreti Osman'ın öldürülmesine kadar gelişen olayların müsebbibi olarak gösteriliyor. Aslında bu nedir hocam? Bu çok basit, çok net bir cevap vereyim. Sahabeyi aklamadan başka bir şey değildir. Bu itibarla da fitneye niçin olayların havale edildiğini bu kısa izahta zannediyorum anlatmış oldum. Şimdi biraz da dönelim. İbn-i Sebe kimdir? İbn-i Sebe ile ilgili iddialar nelerdir? Biraz bu yönünü karıştırırsak çok farklı hikayeler çıkacak. Belki çok da ilginizi çekecektir burada söyleyeceklerim. Bir kere şunu belirtelim ki
Dediğimiz gibi yani hani baştan şeyi iyi kuralım, denklemimizi. Demek ki bir takım günah keçileriyle meseleleri izah ediyoruz da bu günah keçileri kimdir? Biraz bunu sorguluyorum ben şu anda. Mesela bu İbn-i Sebe'nin nesebi ve kabilesi belli değildir. İbn-i Sebe deyince 3 aşağı 5 yukarı herkes bir şey bilir ve bir fitneci olduğu konusunda ve Müslümanları birbirine düşürdüğü konusunda hemen hemen sıradan cemaatin bile bir şekilde bir aşinalığı vardır bu isme. Ama nesebi ve kabilesi belli değildir. Enteresan, ölüm tarihi de yoktur. İsmin kime ait olduğu veya bu ismin kim olduğu bile şüphelidir. Dahası yaşayıp yaşamadığı bile belli değildir. Dikkat edilirse kabilesi, nesebi ve ölüm tarihine dair biyografi kitaplarında net bir bilgi bulamazsınız. Böylesine önemli bir insanın, sahabeyi bu kadar birbirine düşüren insanın hiç mi biyografisi olmaz Allah aşkına? Niçin bunları düşünemeyiz biz? Böyle bir karanlık kişilik ama Müslümanlar arasında yaşanan hadiselerin baş müsebbibidir. Ve bütün olayların adeta çıkış kaynağı odur. Peki o zaman soralım. Bu adamı bu kadar önemli kılan nedir? Tabii ki Hazreti Osman'a yönelik isyanı tetikleyen, isyanı başlatan kişidir ama özellikle de, ki burası son derece önemli, Cemel Savaşı'nda buna özel bir rol verilmiştir. Biraz orayı irdeleyeceğim, orayı kaşıyacağım ben. Mesela nedir? Osman döneminde fitnenin çıkarılmasını sağlayan, fitnenin çıkmasını sağlayan baş müsebbiptir. Bu bir. İki, Müslümanlar arasında ayrılık tohumları ekmiştir. Üçüncüsü de özellikle Cemel Savaşı'nda dediğim gibi Müslümanları birbirine düşürmüşmüş. Ancak rolü bu kadarla sınırlı değildir. Başka fikirler de yaymıştır. Mesela, bakınız şimdi bunlara, İslam dünyasında ilk fitneyi ve bu bağlamda Müslümanlarla Şiiliğin ayrışmasının ne diyelim, fitilini ateşleyen kişidir, öyle söyleyelim. Yani Şiiliğin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Birazdan aktaracağımız üzere mesela Recat fikri veya Ricat fikrini ortaya atmıştır. Yani Hazreti Peygamber ölmedi, tekrar aramıza dönecek şeklinde bir iddianın aslında buna ait olduğu söylenir. Keza Şia'nın bu imamın nasla tayini iddiasını da bu ortaya atmıştır. Keza imamların masumiyet tezini, yine Şia'daki imamların masumiyet iddiasını da yine güya bu ortaya atmıştır. Ve bunlar sapık fikirdir. Dikkat edin, bunları kim söylüyor? Sünniler söylüyor. Bunu söylerken imamların masum olduğunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz ama Sünnilerin buna sapık demesi son derece önemli. Hatta bu ricat fikrini ayrıca Hazreti Ali de ilave edilmiştir ve Ali'nin de geri döneceğine dair fikirlerin veya iddiaların fikir babasıdır. Bakınız, birçok rolü varmış. Sadece Cemel değilmiş demek ki. Hazreti Osman'dan beri devam ede gelen, yani Osman döneminden beri bu adamın ciddi rol oynadığını görüyoruz. Önce şunu belirteyim ki sevgili dostlarım, kaynaklarda bu isimle ilgili farklı iddialar vardır. Mesela bu Abdullah bin Sebe denen kişinin adının İbn-i Sevda olduğu, İbn-i Sevda Es-Sebe'i diye isimlendirildiği, Sebe'iye fırkası nedeniyle, İbn-i Sebe El-Himyeri olduğu, şimdi olduğu Himyerli, İbn-i Seba, İbn-i Vehb bin Seba şeklinde de isimlendirildiği, İbn-i Vehb bin Er-Rasibi El-Hemedani, İbn-i Sebe Vehb Er-Rasibi El-Hemedani şeklinde değişik değişik isimlerle anılmıştır. Bakınız, bir kişiyle ilgili birkaç farklı versiyondan söz ettik ki bunların en öne çıkanlarından birisi İbn-i Sevda olduğu yönündedir. Yani siyahın kölesi anlamına geliyor. Ve ama İbn-i Sevda Es-Sebe'i, yani Sebe'iye fırkasının kurulduğu, yani kuran kişi olarak takdim ediliyordur. Hakkındaki bilgilerin enteresandır. Tek ve ilk kaynağı kim? Seyf bin Ömer'dir. Bu Seyf bin Ömer Temim kabilesindendir. Taberi'nin kaynaklarından, hatta önemli kaynaklarından birisidir. Taberi birçok bilgiyi ondan naklederek aktarır. Bu Harun Reşit döneminde 796'larda vefat etmiş birisidir. Ancak aynı zamanda da
oldukça da yani güvensiz bir isim olarak zikredilir. Belki yeri gelirse tekrar dönerim Seyf'le ilgili iddialara. Taberi ondan özellikle de bu Cemel Savaşı ile ilgili bir takım haberleri, iddialara aktaracaktır ki sadece onda vardır. Birazdan bu nelerdir bu iddialar ona değineceğim. Rivayete göre Abdullah bin Sebe'nin annesi Sanalı siyahi bir Yahudi kadınmış. Bakınız bir de Yahudilik damarını ekledik buna. Ve böylece Sebe isminin de Sebe Melikesi ile ilişkisi kuruluyordur. Bu da enteresan bir detaydır. Sonuçta bu şahıs güya Hazreti Osman döneminde Müslüman oluyor. Hicaz'a, Medine'ye geliyor. Hicaz'da bir takım sapık fikirleri yaymaya başlıyor. Buradan sonra başlıyor asıl hikayemiz. Sonra Kufe'ye gidiyor. Sonra Dımaşk'a gidiyor. Sonra Basra'ya gidiyor. Bir süre Basra'da kalıyor. Basra'dan sonra tutunamayacağını buralarda anlıyor. Güya atlıyor, geçiyor. Nereye? Mısır'a. 653 yılında Basra'dan Mısır'a geçtiği ve böylece sapık fikirlerini burada yayma imkanı bulduğuna dair iddialar dillendirilmiş. Onun çıkardığı söylentilerden etkilenen halk da Hazreti Osman'a karşı isyan başlatmak için ortaya çıkmışlar. Mısır'dan, Kufe'den ve Basra'dan insanlar Medine'de toplanıp Hazreti Osman'a karşı darbe yapmışlardır. Dolayısıyla da aslında sahabenin bu konuda herhangi bir günahı, problemi yoktu. Bu fitneciler olmasa işte bu İbn-i Sebe denen ve onun sapık fikirlerinden etkilenenler Müslümanları birbirine düşürdüler diye bir yorum geliştirmişlerdir. Ve müteakip dönemlerde de az önce belirttiğim üzere bu ricat fikri de bu şekilde yayılmış. Ricat fikriyle ilgili iddialar şu temele dayandırılıyor. Güya İbn-i Sebe demiş ki Müslümanlar Hazreti İsa'nın indiğine inanıyorlar. Oysa Hazreti Muhammed daha faziletlidir. Hazreti Muhammed'in inmesine veya geleceğine inanmamak mümkün değildir. Dolayısıyla o da tıpkı Hazreti İsa gibi bir gün aramıza dönecektir. Gerekçe olarak da şunu söylüyor. Hazreti İsa'nın fazileti üzerinden gidiyor ve gerekçe olarak da şu ayeti delil gösteriyor. Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah seni döneceğin yere mead ifadesi kullanılıyor ayette döndürecektir diyor. Bu Kasas suresinde Kasas 85'te geçen bir ayettir. Bu ayeti referans gösteriyor ve bakınız ne diyoruz? Kur'an'a uymayı gerekçe olarak da şu ayeti referans gösteriyor. Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah seni döneceğin yere yani meada döndürecektir. Kasas 85. ayettir bu. Gerekçe olarak da Kasas suresinin 85. ayetini delil gösteriyor. Ayette Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah seni döneceğin yere döndürecektir. Mead ifadesi geçiyor burada. Dolayısıyla da döneceğin yere döndürecektirden kasıt asla Hazreti Muhammed'i Allah tekrar döndürecektir. Hani İsa'yı döndürecekse, dünyaya gönderecekse ondan daha faziletli olan Hazreti Muhammed'in gönderilmesi gerekir diye güya sahabe arasında bu fikirleri yayıyor. Oysa Kasas suresi sevgili dostlarım hicret arifesinde nazil olmuştur ve hicret psikolojisine vurgu yapar. Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışını anlatırken aslında Hazreti Musa ile Hazreti Peygamberi Musa'ya inananlarla peygambere inananları keza Musa'ya düşman olan Firavun'la da Mekke müşriklerini eşleştirir. Yani eşleştirmez de hani bu örneklem üzerinden bir hicret projesi sunar ve burada da hicret psikolojisine vurgu yapar. Yani ayet diyor ki tekrar buraya geleceksiniz ki nitekim değişik ayetlerde de yine bu işareti veya bu izin bu mesajın izlerini görürsünüz. Yani tekrar seni Mekke'ye Allah döndürecektir mesajı veriliyordu burada. Yani ricat fikriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Mesela aynı mesajı İsra suresinin 80. ayetinde de görürsünüz ki İsra da yine hicret arifesinde nazil olmuştur. Dikkatinizi çekerim.
Keza Medine döneminde Mekke'ye gitme özlemi duymaya başlanmış, Hudeybiye'de biten bir umre girişimi vardır ki dönüşte Muhammed suresi nazil olacaktır. Hüsranla neticelendi diye sahabe arasında huzursuzluklar başlayacak. Muhammed suresinde de yine لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا senin rüyanı yani Mekke'ye girişini Allah gerçekleştirecek şeklinde bir mesaj vardı. Dolayısıyla da ayetin bağlamıyla bu ricat fikrinin hiçbir alakası yoktu. Ancak İbn-i Sebe'nin böyle bir fikir ortaya yaydığı iddia attığı iddia edilmiştir ve bu fikrin yayıldığı iddiası da onun üzerinden dillendirilmiştir. Şiiler bu ricat fikrini bayağı da benimsemişlerdir ve bu daha sonradan özellikle de şeye doğru kaymıştır. Yani imamların bir gün gelip bizi kurtaracağı anlayışına yani mehdilik inancına bunu burada bırakalım. İbn-i Sebe ayrıca her peygamberin bir vasisinin olduğunu dolayısıyla Hazreti Muhammed'in vasisinin de Hazreti Ali olduğunu iddia etmiş ve böylece vasilik, velayet fikrini de o ortaya atmıştır gibi yorumlar yapılmıştır. Keza vasilik ve velilik fikri nedeniyle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi insanların bu mevzuyu dikkate almamaları ki bu vasilik ve velilik aslında Allah'ın emridir. Böylece Resulullah'tan sonra hilafeti Ebubekir ve Ömer'in ele geçirmesiyle birlikte aslında Ali'nin hakkını yediler, küfre girdiler. Dolayısıyla da Nas'ı inkar ettiler şeklinde bir fikir ortaya atmış ve bunun bir büyük zulüm olduğunu ileri sürmüş. Dolayısıyla da bu fikirlerin kaynağının da yine İbn-i Sebe olduğu söylenir. Aslında alakası yok. Bu Şiilerin daha sonradan ayrışma gerekçeleridir bunlar. Ancak bunlar da İbn-i Sebe üzerinden pazarlanır. Zira Müslümanların böyle gizli gündemleri hiç olmaz. Aynı şekilde Hazreti Osman'ın da bu günaha katılanlardan olduğunu söyler. Bu iddiaları güya İbn-i Sebe Hicaz'a geldiği dönemde yaymaya başlıyor. Ve bunu da emir bil maruf nehi anil münker görevini yerine getirme kisvesiyle, görüntüsüyle yapmaya çalışıyor. Medine'de veya Hicaz'da belli bir taraftar topladıktan sonra halkı idareye karşı kışkırtıyor. Bunun için gizli sohbetler yapıyor. Hatta biraz daha uzak yerlere mektuplar gönderiyor ve halkı böyle yavaş yavaş örgütlüyor. Nasıl bir gücü varsa ki bunu bu iddianın da ne derece içinin dolu olup olmadığını gözler önüne sereceğim. Yeteri kadar karşılık bulmaya başlayınca da bu sefer aleni bir şekilde bir takım da yönetim sorunları ortaya çıkınca iyiliği emir ve kötülüğü nehyetmek üzere aleni olarak da söylemlerde bulunmaya başlıyor ve güya İbn-i Sebe ve Sebeiye fırkasını ortaya çıkardık. Sonra ne yapıyor? Çeşitli belde halklarına mektuplar yazıyor ki az önce de belirttiğim gibi kendisi de Küfe'ye, Basra'ya hatta Dımaşk'a da gidiyor. Sonra Mısır'a geçiyor. Asıl faaliyetlerini bu Küfe, Basra ve Mısır'da gösteriyor ve böylece yeteri kadar taraftar topluyor. Ondan sonra da geliyor Hazreti Osman'ın iktidardan edilmesini sağlıyor şeklindeki bir iddia. Yani baktığınız zaman adamın adeta böyle Müslümanlar arasında fitne yayan, ayrılık çıkaran bir kötü polis olduğunu görüyorsunuz. Buna böyle bir rol veriliyor ve böylece aslında gerçek failler, gerçek sorumluların isimleri gizleniyor ve fatura bunun üzerine boca ediliyor. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla bu hikayeler anlatılır ancak o dönemin şartlarında mesela bir kişinin bu kadar propagandayı nasıl yayıp taraftar topladığı sorusunu sorup da bunun üzerinden bir hani iz sürmeye çalışırsanız bu öyle kolay bir şey değil. Mesela biz toplanalım şimdi bir takım fikirler ortaya atmaya çalışalım. Ne kadar sürede bunu yayabiliriz? Hadi diyelim bir köy ortamı, bir yani site ölçeğinde bir yerde bunu denemeye çalışalım. Kaç yılda netice alabiliriz acaba? Sanki adamın WhatsApp grubu var. Sanki herifin ne bileyim sosyal medya ağları var veya iletişim kanalları var. Bir Hicaz'da, bir Dımaşk'ta, bir Kufe'de, bir Basra'da, bir Mısır'da hepsini topluyor, Medine'de buluşturuyor. Gerçekten siz bunlara inanıyor musunuz? Bu nedir o zaman hocam? Bu El Fitnetül Kübra dediğimiz hikayenin aslı nedir? Dediğimiz gibi asıl failleri gizleme operasyonundan başka bir şey değildir. En aktif rolü de Cemel'de göreceğiz İbn-i Sebe ile ilgili. Neden? Çünkü iki tarafı da izah edemiyorsunuz. Ne yardan vazgeçiyorsunuz ne serden. Bugüne kadar
bu fakir Cemal'le ilgili birkaç video yaptı. Bakarsınız onlara. Bugüne kadar daha Cemal'in müsebbibinin kim olduğunu bile insanlara anlatamadık. O yüzden dedim ki bakınız Cemal'in çıkışı bellidir. O detaylara girmeyeceğim. Hazreti Ali'nin burada siyaseten yanlış tercihleri vardır. Ve bu onun da hayatına mal olmuştur. Neticede o detaylara girmeyeceğim. Sonuç itibarıyla iddiamız nedir? Cemal'deki iddiamız. Bunu Seyf anlatır. Bu Seyf'te geçer. Ondan sonra da patladı gitti misali olmuştur. Hani bir aralarda bir dizide vardı. Bunun gibi. Neymiş efendim? Cemal'de iki taraf karşı karşıya gelmiş. Problemleri varmış. Sonra akil insanlar gelmişler bir araya oturmuşlar sahabeden. Ya biz niye tartışıyoruz ya canım yani böyle şey mi olur? Biz nasıl savaşırız kendi aramızda? Anlaşmışlarmış. İbn-i Sebe ve taraftarları eyvah mahvolduk. Eğer bunlar anlaşırsalar biz mahvolduk diyeceklermiş. Ve hemen anlaştıklarını anlayınca yani sabah güya dağılacaklarmış ama hemen iki tarafa adam sokmuşlarmış. Eyvah basıldık diye böyle kılıç kalkan oyunları gibi vurmuşlar birbirlerine. Eyvah basıldık demişler. Ve iki tarafı güya birbirine düşürmüşler. Tabii bunun anlamı ne biliyor musunuz? Yerseniz misali. Hiç alakası yok. Hiç böyle bir şey. Evet görüşmeler var ama İbn-i Sebe ve taraftarlarının bir şekilde anlaşmayı sabote edip de böylece savaş çıkardıkları iddiası tam bir züğürt tesellisidir. Güya eyvah saldırdılar, eyvah mahvolduk deyip de böylece sahabe arasındaki tartışma Abdullah bin Sebe'nin bu fitnesine irca edilmiştir. Ve bunu da Taberi Seyf'ten nakille aktarır. Müteakip dönemlerde de değişik otoriteler bu hikayeyi, bu senaryoyu, bu içi boş senaryoyu almışlar. Mezhepler tarihçilerinden normal tarihçilere, daha sonradan akademisyenlere, ilahiyatçılara kadar, Hacı Hoca takımına kadar, zaten bu medrese tekke hikayelerini, edebiyatlarını geçtim buralara kadar bunun üzerinden birçok meseleler anlatılmıştır. Ali'nin ricat fikri de yine buraya, İmam Ettin Nasr'la tayini de bunun bir şeyi, fikri. Keza takiye inancı da aklıma geldikçe söylüyorum, bu da onun fikriymiş ve böylece bütün olumsuzlukları getiriyorsunuz İbn-i Sebe'nin sırtına boca ediyorsunuz ve muazzam bir aklama aparatı. Güya mesela Ali ile ilgili ricat fikri ortaya attığı zaman Ali'nin aslında kıyametten önce döneceğini, asasıyla Arapları yola getireceğini, dünyada adalet tesis edeceğini, adalet doldurup dağıtacağını her tarafa ve bu şekilde fikirleri yayıyor ve böylece Gulat-ı Şia dediğimiz bir anlayışı da yani aşırı Şii fırkaların ortaya çıkmasının da önünü açmış oluyor. Yani aşırı Şiiliği müsebbibi, aşırı Şiiliğin ortaya çıkışının sebebi de aslında İbn-i Sebe'dir deniyor. Gördünüz mü? Şimdi nur topu gibi bir günah keçiniz vardır. Oysa ben başta ne dedim? Adamın ne nesebi belli, ne kabilesi belli, ne öldüğü yer belli, ne öldüğü tarih belli, ne nerede olduğu belli ve ne zaman öldüğü belli. Adam hayali bir kahraman aslında. Daha doğrusu bu hayali kahramanı üreten Müslümanlar. İşte bu herzede Seyf bin Ömer'in başının altından çıkmış ve böylece gelmiş İbn-i Sebe Müslümanlar için can simidi olmuştur. Yapışıyorsunuz İbn-i Sebe'ye. Yıkıyorsunuz bütün şeyleri, kötülükleri onun sırtına ve buradan böylece sıyrılıyorsunuz. Oysa mesela bazı otoriteler dediğimiz gibi Sebeyye fırkasının da kurucusu olduğunu söyler. Ama oysa mesela Bağdadi gibi, İsfereyani gibi kimi klasik otoriteler veya de Abdullah bin Sebe'den değil, Abdullah bin Sevda adlı bir Hireli birisinden bahsederler, bir Yahudi'den bahsederler. Yani Abdullah bin Sebe diye birisi yoktur. Oysa bazı otoriteler, mesela bunlara oysa Bağdadi gibi veya İsfereyani gibi kimi otoriteler ise Abdullah bin Sebe'den değil, Abdullah bin Sevda adlı Hireli bir Yahudi'den bahsetmişler. Abdullah bin Sebe diye birisi yoktur demişler. Bu bile sadece şu iz bile size bir takım ipuçları verebilir.
Keza bu şahsın anılan görüşleri benimseyip yayan kişi olduğunu ileri sürmüşlerdir bunlar. Keza Abdullah bin Sebe ile İbnü Sevda isimlerinin aynı veya farklı şahıslar olduğuna dair yorumlar da yapılmıştır ve bu bağlamda net bir sonuca da varılamamıştır. Bunu da belirtelim. Bazıları İbn-i Sebe'nin Abdullah bin Vehb er-Rasibi olduğunu, haricilerin reisi olduğunu söylemiş. Neden? Çünkü haricileri hem Şiiler hem Müslümanlar da hiç sevmezler. Onlara fitne sebebi görmüşlerdir. Bu sefer de Abdullah bin Vehb er-Rasibidir demişler. Dahası burası çok ilginç. Onun yaşamadığını, aslında sembolik bir kişilik olduğunu, meçhul bir kişilik olduğunu, ancak kötülükleri izah edebilmek için uydurulmuş hayali bir kahraman olduğunu söyleyenler de vardır. Nitekim bu konuyla ilgili kitap da yazılmıştır. Gidin açın bakın, detayları da görürsünüz orada. Tüm bu iddialar incelendiği zaman enteresan bir tablo çıkıyor ortaya. Şudur o da. Bir kere bu isimle ilgili net bir kanaate varamıyoruz. İkincisi bu isim bütünüyle tepeden tırnağa hayali bir kahramandır. Üçüncüsü, bu hayali kahramanla ilgili iddiaların tek kaynağı Seyf bin Ömer'dir. Seyf bin Ömer ise biraz önce de bahsetmiştim yine, asla itibar edilmeyen birisidir. Vefat tarihi de 796, yani 800'lerin başı. Yani peygamberimizden 180 sene sonra ölen adamın ortaya attığı iddialardır. Dikkatinizi çekerim. Ve alimlerin çoğu da Seyf'in nakillerini doğru bulmazlar ki ben de Seyf'in rivayetleriyle ilgili bir çalışma yapmıştım. Yani bütün böyle ezoterik hikayeler ondan çıkar. Taberi de bunları alıp kaynağına doldurmuştur. Bu nedenle de kimi alimler rivayetlerinin otorite değil, yani güvenilir bile kabul etmediğini, dolayısıyla da otorite olmayacağını söylemişlerdir. Yani kendisine itibar edilmeyecek kadar münker hadisler ortaya attığını söylemişlerdir. Hadisleri güvenilir değildir, sika kişilere dayanmıyordur diye hadis uydurur demişlerdir. Rivayetleri boştur diyenler vardır. Bakınız, değişik değişik hakkında iddialar ortaya atılmıştır. Mesela Julius Wellhausen vardır. Bununla ilgili, Seyf'le ilgili bir kitap da yazmıştır. Orada ne kadar böyle ezoterik iddiaları dillendirdiğini görürsünüz. Benim Seyf'le rivayetin metne dönüştürülmesinde ravi tasarrufu şeklinde bir makalem vardır. Burada da kabilesi Benü Temim'le ilgili haberleri nasıl abartılı bir şekilde sunduğunu görürsünüz. Özellikle de bu Kahka bin Amr'la ilgili hikayelerin kaynağı budur. Yani sanki Hazreti Ömer döneminde başka komutan yokmuş. Bütün kahramanlıklar ona boca edilmiştir. Neden? Çünkü kendi kabilesindendir de o yüzden. İşte bu Cemel Savaşı'ndaki iddialar bunun üzerine pazarlanmıştır. Oysa İbn-i Sa'd gibi, Belazuri gibi veya değişik tarihçiler veya biyografi eserleri bundan hiç bahsetmemişlerdir. Bu bile başlı başına bir problem değil midir? Mesela bunun yanında Şii eğilimli yazarlardan Nasr bin Müzahim el-Minkari veya Yakubi gibi Şii otoritelerde, yani Şii meyilli otoriteler diyelim, bundan hiç söz etmezler. Hani vardı böyle birisi? Cemel'de bu kadar detay verilirken bunu niye atlasınlar? Kaldı ki Cemel Savaşı öncesindeki görüşmelerde böyle birisinden söz edildiğine dair hiçbir bilgi, hiçbir emareden söz edilmez. Bu itibarla da mesela Müslümanlar arasında Taha Hüseyin gibi, Ali Hüseyin el-Verdi gibi veya Kamil Mustafa Eş-Şeybi olacaktı zannediyorum. İsmi, nispesi bir anda aklıma gelmedi. Değişik otoriteler böyle bir ismin yaşamadığını ileri sürmüşlerdir. Bakınız, özellikle de burada Taha Hüseyin çok daha enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki, Cemel'in baş müsebbibi olan İbn-i Sebe'nin Cemel'den hemen sonra vuku bulan Sıffin'de sırra kadem basması son derece manidardır diyor. Yani Cemel'de ortada ama Sıffin'de hiç yoktur. Neden yoktur? Başta ne dedim size? Fitneye dikkat çekmiştim. Çünkü artık Sıffin'in günah keçisi vardır. Peki kimdir Sıffin'in günah keçisi? Artık Emeviler var. Dolayısıyla da İbn-i Sebe'ye ihtiyaç duymayacaksınız. Ancak Cemel'de Ali, Ayşe, hangisine vazgeçeceksiniz? Burada size günah keçisi lazım. Hazreti Osman'ın hiçbir kötülüğü yoktur canım, fitneciler. Bak burada
Yani bir somut, hayali bir şey olması lazım. İşte fitneci diyorsunuz. Anlatabildim mi? O yüzden başta fitneye değinmemin sebebi buydu. Gelin Sıffin'de hiç daha sırra kadem basmıştır. İbn-i Sebe diye varlık yok. Dahası da yok. Ondan sonra üretilen, burada da değindiğim bir takım Sebeiye fırkası ise daha sonradan ortaya çıkan ayrışma hareketleriyle birlikte dile getirilen iddialardır. Bunlar da İbn-i Sebe'ye havale edilmiş ve böylece onun üzerinden pazarlanmıştır. Mesela Marshall Hodgson vardır veya Montgomery Watt gibi batılı araştırmacılar da İbn-i Sebe'nin yaşadığına inanmazlar. Ancak bu anlamda Taha Hüseyin çok daha net bir çerçeve çiziyor. Belli ki bir takım sapık fikirler onun üzerinden pazarlanmış ve böylece Sebeiye diye bir fırkadan bahsedilmiş ve Müslümanlar arasındaki kötülükler bu yolla izah edilmiştir. Tıpkı haricilerle ilgili bir takım rivayetler ortaya atılıp da itibarsızlaştırılmaları gibi Müslümanlar arasındaki sapık fikirlere yayan kişinin de bu olduğu şeklinde bir yorum ileri sürülmüştür. Mesele bundan ibarettir ve bu ricat fikriyle ilgili haberlere bakarsanız da ta 699'larda, 700'lü yıllarda ortaya çıktığı söylenir. Ki İbn Sebe 796 neredeyse 800'lerde vefat etmiştir. Aslında daha öncesinden itibaren var olan iddialardır. İbn Sebe ile bunun uzaktan yakından alakası yoktur. Sonuç itibarıyla ne kabilesi, ne hayatı, ne öldüğü yer, ne öldüğü tarihte, ne nerede gömüldüğü, kabri, Cemal'den sonraki akıbeti falan hiç bilinmez. Yoktur mesela. Böyle bir bilgiye rastlamazsınız. Bütünüyle günah keçisidir. Onun yerini daha sonradan Emeviler aldığı için artık İbn-i Sebe gibi fitnecilere ihtiyaç kalmayacaktır ve dikkat edin fitneden de söz edilmeyecektir. Bu itibarla izah edilemeyen problemleri onun üzerine fatura etmek için muazzam bir sığınak olmuştur. Bunu bu şekilde belirtmiş olalım. Diğer yandan başka bir husus daha vardır. Bu çok ilginç. Geçenlerde enteresan bir yoruma denk geldim. Daha doğrusu İbn-i Sebe ile ilgili bir bakayım dedim sosyal medyada ne var ne yok diye. Doğru dürüst bir anlatı bulamadım. Bizim o klasik rivayetçi takımın hikayelerinden öte bir şey bulamadım. Bir Mısırlı anladığım kadarıyla bir gazetecinin bu konuyla ilgili bir yorumu var. Çok ilginç geldi bana. Enteresan bir iddiada bulunuyor bu. Zavallı diyeceğim kusura bakmasın ama tam bir zavallı. Neden? Bu Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun atalarının Horasan'dan geldiğine dair ona ait bir kitaba atıf yaptı. Horasan'dan Konya'ya geldikleri, Konya'dan da Dersim'e gittikleri şeklinde bir şecereden bahsetmiş. Bu da oraya dalmış. Hayır diyor, öyle değil diyor. Bakınız şimdi bu fanatiklik ve bu Müslümanların hani meşrebi kaygılar üzerinden ortaya attıkları herzelere. Yani hala mezhep meşreple uğraşıyoruz. Efendim bu şahsın iddiasına göre efendim bu İbn-i Sebe Yemen kökenli bir Yahudiymiş. Sebe Melikesi ile alakası varmış. Dolayısıyla Sebe ismi de oradan geliyormuş. Bu itibarla bunlar işte Hazreti Osman döneminde, Ömer döneminde bunlar Küfe'ye gönderilmişler. Oradan da Horasan'a sürülmüşler. Aslında diyor o değil de diyor Horasan'dan oraya gelen bunlardır diye güya bir şeyler anlattı. Ağzım açık kaldı. Az daha yani tabir yerindeyse küçük dilimi yutacaktım. Hiç alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Böyle bir olay ve Kufe'den buraya sürüldüler gibi iddianın hiçbir izahı mümkün değildir. Bunu niye söylüyor? Orada o kitaptaki iddiaya göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun atalarının seyit olduğu, o da diyor ki hayır canım öyle diyor, bu Yahudi kökenlidir deyip de yani İbn-i Sebe'nin ve soyunun da oradan geldiğini iddia edip de buradan bir şey çıkarmanın peşinde. Maalesef İslam dünyasının hali pürmeleri budur. İngiltere'de Hintli bir başbakan atıyorlar, Amerikalılar siyahi bir başkan seçiyorlar. Biz hala adamların nesebiyle uğraşıyoruz. Ve buradan da getiriyor meseleyi altılı masayla ilişkilendiriyor. Efendim diyor İbni Sebe diyor ve Hazreti Osman'ın etrafında olan kişileri İbni Sebe olarak tanımlıyor. Hazreti Osman'a en büyük muhalefeti yapan kim? Hazreti Ali, Talha, Zübeyir.
Daha sonra onu yani pişman olacak olan Abdurrahman bin Avf, Sad bin Ebi Vakkas biraz ne akar ne kokar yönüyle bakmış mevzuya. Bunlar eğer eleştiri, muhalefet diyorsan, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu İbni Sebe ile eşleştiriyor, diğerlerini de Hazreti Osman'ı eleştiren kişilerle. Halbuki eleştiren kişiler dediğimiz isimler. İbni Sebe o dönemde yok ki. Böyle bir isim yok. Bakınız hayali bir isim olduğunu bile görmeyecek kadar kör. Çünkü bu tamam anladım bir gazetecidir. Benim için burada adamın yobazlığı, adamın rivayetler üzerinden böyle bir herzeyi dillendirmeye kalkması, bunun aslı esası yoktur. İbni Sebe diye bir varlık zaten yoktur, yaşamamıştır. Müslümanların arasında çıkan problemler de tamamen kendilerinden kaynaklı problemlerdir, yönetim problemleridir. Mesele bundan ibarettir. Umarım faydalı olmuştur. Umarım maksadımı izah edebildim. Ben siyasi olaylara girmem. Sadece bu konuyla ilgili böyle bir yorum geldiği için buna da değinme gereği duydum. Ancak bu fecaatin hani üzerinde çok daha konuşulur ama konuşmaya bile tenezzül etmiyorum. Bu kadar sakil, bu kadar sefil, bu kadar rezil bir yorum olamaz. Ancak işte bu sosyal medyanın da böyle bir durum vardır. Önüne gelen istediği hezeyanı dillendirebiliyor maalesef. Evet sevgili dostlarım, zannederim İbni Sebe konusu epey uzun oldu ama belki de bu fitne konusuyla ilgili kafalardaki soru işaretlerine bir nebze de olsun cevap olur diye düşünüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.